Selamlar, Project Zomboid'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Elektrikler kesildi ya, her yer hiçbir yer gözükmüyor ya. Bu ne böyle? O an ne yapılabilir acaba? Yeni kitapları getir. Bu okumadığımız kitaplar vardı. Bunları okuyup başka özellikler açabiliriz mesela kendimize. Böyle şeyler yapılabilir, ne bileyim. Şu kitaba bakalım bir. Kitap kutusuna. Kitap kutusu hangisiydi bizim? Burası. Buradan bize yeni başlayanlar için avcılık. Avcılık mantıklı olabilir. Balıkçılık geç. Elektrikçilik. Tamircilik. Tamircilik de iyi gibi ya. Tamircilikle elektrikçiliği okuyabiliriz. Ya da dur elektrikçiliği okuyalım ya da araştırma mı okusak? Yeni başlayan şey araştırma. Araştırma kalsın bir de elektrikçiliği okuyalım. Biz elektronikçilik dergileri var bir de. 4 sayı kadar varmış. Bu bize ne sağlıyormuş? Elektrikçilik yap. Bunlar ekstradan bize hareket sensörü gibi bazı şeyler yapılabiliyormuş. Bunların hepsini okuyalım madem. Böyle üstümüze alalım. Boş duracağımıza bunları okuyalım. Demircilik de aynı şekilde. Demircilik bize ne sağlıyormuş? Metal duvar yapabiliyormuşuz. Metal çatılar yapabiliyoruz. Depolama, metal depolama alanları. Henüz bunu okuyamamışız. Her çit. Metal saç ve vesaire vesaire vesaire. Avcılıkla alakalı ne yapılıyormuş? Kapan yapabiliyormuşuz. Onun dışında çubuk tuzağı yap biliyormuşuz. Bunları alalım madem tuzak da okunabilir, avcılık da okunabilir. Bu ne mesela? Biz tuzağı yapabiliyormuşuz. Dergileri geçelim. Buradan mantıklı olan başka neler var acaba? Demirciliği okumaya gerek yok. Şimdilik en azından. Bunu aldık mı almadık mı bilmiyorum. Aa spor araç. Modern spor araçlar için bu şeyleri ve genel bakım tarifleri. Güzel bak bunları okuyalım. Bunlar değerli kitaplarımız. Bir de çiftçilik dergisi varmış. Bu da ne sağlıyormuş bize? Böcek ilacı yapabiliyormuşuz ve küf giderici yapabiliyormuşuz. Bunları da alalım. Işık kaynağı nereden oluşturur biz? Elektriği jeneratörünü buraya getirip bu evin içinde çalıştırabiliriz. Bir dakika bizim elimizde hiç silah milah yok mu? Levi 2 donanım olarak kuşan. Etrafı da göremiyorum. Hırsızım bir anda. İyi tamam. Bir de gözlü olmamızın avantajı. Bayağı aydınlık olarak görebiliyoruz. Jeneratör alalım madem. Bağlantısını keselim. Kullandırabiliriz. Ardından jeneratör alalım. Alsana. Bir tık ağır taşıyoruz ama bu bize ekstra bir şey vermez. Sadece canımızı azaltır. Ne yapabiliriz? Şöyle bir jeneratör nerede? İndir jeneratör. Jeneratörü al. Nasıl ya jeneratörü yerleştirmek? Dur böyle yapacağız o zaman. Yerleştir diyelim. Yerleştir. Döndür. Sök. Yerleştir. Buraya koy. Bak yere assak acaba? Evet. Jeneratör bağlı diyelim o zaman. Buna jeneratörümüzü açalım. Çok güzel. Artık ışığımız var. Yukarı gidelim ve kitabımızı okuyabiliriz artık. Şurada oturalım. Yere otur. Ardından şu televizyonun bir faydası yok diye biliyorum artık. Karakterimizin bir yanı yanmış. Oha. Bu ne oğlum? Sargı kal. Ölüyoruz. Ne oluyor?
Yan çaplı bir kriz geçirdim. İyi kurtulduk. Ağır zarar görmüş diyor. Güç ve hız azaldı diyor. Tamam, sıkıntı değil. Hallederiz. Bir dergiler okumaya başlayalım madem. Koltuğa oturalım. Yere oturalım madem. Bunu okumadın diyor. Okuyalım. Hızlandıralım. Ardından şunu okuyalım. Canımız tam şurada. Kaybetmeyelim canımızı. Azalıyor mu? Canımız artmaya başlamış. Güzel. Karakter yorgunlaşmış. Bayılma tehlikesi karşı karşıya diyor. Oha! Durumu kritik. Ölümcül zarar görmüş. Biz ne yaşadık şu an? Böyle yapalım. Bu karakter öldü o zaman. Tamam, biz ne yaptık ya abi? Bu ne? Hemen bir yemek yedir. Yetişemeyecek ya. Karakter öldü. Mısır gevreği ye. Kanka ne bileyim, ben ölmez sanıyordum. Hızlı bir hızlandırdım. Direkt canı çeyrek ucunda kaldı. Yemekten patlayacak. Şu an buff aldık. Ölümcül zarar görmüştü. Şu an ne var vücudumuzda onu anlamadım ben mesela. Stabber. Anlamadım. Jeneratör evin içine taşıdım. Taşırken karakterim ağrı çekti. Ölecek galiba ama canı atmaya başladı. Güzel. Bunu nasıl kurtarabiliyoruz? Güzel rüyalar bir geceye doğru gitmiyor diyor. Karakter yorgunlaşmış. İlaç içelim o zaman. Antibiyotik içelim. Bir şey içelim. İlaçlar yukarıdaydı. Ay, yemek buff'u sayesinde biraz arttı ama canı azalıyor hala. Enteresan bir şey. Hemen bir antibiyotik. Antibiyotik ne işe yarıyor acaba? Kanka soyunayım mı? Harbiden biraz ağırlık diyor. Karakter ağır bir şey de yok ki üstünde. Bunları atalım o zaman. Bir at. Şunları at. Ne ara ağırlık oldu anlamadım. Durumu kritik diyor hala. Sağlık. Sıcaktan da olabiliyor. Sıcaktan değil ya bu. Bu şunu taşıdın diye oldu büyük ihtimal. Karakteri bir an... O açlıktan yine gidiyor bu karakter. Bu karakter ölecek, ben sana söyleyeyim. Aşamaz bu karakter. Neden öldük anlamadım ama. Yemek şuradan al. Direkt şuradan alalım. Güzel bir yemek yok mu ya? Direkt açıp yiyeceğimiz cipsi ya abi. Isıya mı bakayım? Isı ısı ısı. Olma. Oğlum karakter de gitti ya bu karakter. Selin diyor. Sanki birazcık Selin gibi. Abi sokacağım ama ya. Şansa bak ya. Şu kıyafeti giy. Ceketi giysin. Tamam mı? Bir de pantolonunu giysin o zaman. Abi ölümcül zarar gördü diyor ya. Kahve menüsünü görmek için sağ tıklayın diyor. Ben bununla hiçbir şey yapamıyorum ki. Sağ diyorum da. Donuyor şimdi, çok garip. Durumu kritik. Biz ne yaşadık? Bu tamir, bunu düzeltme yolu da yok galiba. Konserve ton balığı bunun işini görer. Konserve ton balığını aç. Bir de gazoz iç. Karakteri yaşatacağız ya. Gazoz iyi gelir. İç abi, iç iç. Bak ne yap biliyor musun? Bir de ton balığını ye hepsini. Bu karakter öldü ya. Bence buna bir şarap içip yatıralım bence. Bundan suyunu... Kendin karakter bir giysilerini yıkasın. Dur, pantolon kıyafetini yıkasın. Ya da kendini yıkasın. Kendine gelsin. Karaktere sıkıntı başlamış. Ölüyorsun, sıkıntı nasıl başlıyor? Üstünde bize sigara yak.
Değil mi? Sigara ile övsün vazı. Hoş geldin Erden. Belki de obez yapıp öldüreceğiz ya bir de. Sağlık. Sigarasında işte bir de şarabını içireceğim de. Karakter bayılacak fıstık ezmesi. Normalde karaktere bunları yedirmemem gerekiyordu. Bunlar benim en kıymetli ürünlerim ama yani. Karakter ölüyorsa madem. Bir de tuhaf tarafı o kadar yemek yedir. Kabasa doyma yani. Kıyafetlerle değil ya. Bu jeneratörü taşıdık ya. Jeneratörü taşıyınca olan oldu. Şuradan buraya taşıdım jeneratörü. O petrol benzin çıkarmak için kullandığım yerden. Bak karakteri nasıl taşıyacağız bilmiyorum. Geceye doğru gitmiyor. Doğru kritik. Portakallı gazozu da göm madem. Karakter direkt acıkıyor bir de. Böyle bir sıkıntı var. Hayvan gibi yemek yediriyorum buna ben şimdi. Şu hastalıktan kurtulsun, buna ölüm diyeti uygulayacağım bu karaktere. Başka ne yedirebilirim ki? Böyle durumda nasıl kurtulabileceğiz acaba? İlaç milaç. Kullanmıyordu yani burada. Sağ sol tıklıyorum. Hiçbir şey yapamıyor. Yani ekstra da bir şey de yapamıyoruz. Ağrı kesici içirebilirim. Fazla hareket etmemem gerekiyor galiba. Şuradan iç. Yok abi. Karakter gidici. Can sıkıntısını giderecek bir dergi okutalım diyeceğim de. Dergi. Birini al. Yok abi karakter ölecek. Ben bunu yediğim gidermezsem olmaz. Bunu öğrenmemiz lazım. Anlamadım. Taşımayla alakası. Taşımayla alakası olabilir ya. Bilemedim ben de. Bir defa böyle bir şey yaşıyorum. Yemek, yemek. Bir sürü yemek var ama. Gazoz. Kalorisi düşük şeyler yedirirsin var. Şuraya geç. Karakter direkt acıkıyor. Bir de öyle bir durum da söz konusu şimdi. Direkt acıkmasa. Cips ye madem. Bir şey bulamadım. Uyusan kalkamaz herhalde. Bence de kalkamaz. Şu an doymuş diyor karakter. Yanımıza birkaç konserve açalım madem. Birincisi donum kuşağı. Konserveyi aç. Bir tane de bundan aç. Yok abi canı azalıyor karakterin ya. Böyle bir saçmalık mı var ya. Yere oturtursam acaba. Yukarı çıksın. Yukarı çıksın. Şurada otur yere. Yerde uyu deme. Yere otur. İç. Ye yani. Yok abi her türlü canı azalıyor karakterin. Bir de böyle bir şey var. İki yemek yediriyorum. Direkt açık şöyle saniyesin. Ürümcü zarar görmüş. Yok abi. Karakter gidici. Vitamin yorgunluğu gideriyormuş. Antibiyotik ne işe yarıyordu? Antibiyotik üstümüzde bu değerliydi. Nerede o antibiyotik? Antibiyotik nerede? Vallahi bu karakter ölecek ben söyleyeyim. En iyisi ne yapayım biliyor musun? Kıyafet, bütün her şeyi çıkarayım şuraya. Yere. Çıkar bunu öldürtelim. Başka yolu yok yani. Ya da yatakta yatırayım olanlar olsun yani. Ne diyeyim. Çıkar abi hepsini. Karakterin sahnesinde canı azalıyor. Böyle bir şey mi var ya? Her şeyi attık mı atmadık. Henüz duranlar var. Spor ayakkabı. Spor ayakkabıyla ölebiliriz bak. Ben ne yapıyorum abi? Şunları çıkar şuraya at. Yatıracağım ya son uykusuna. Son tatlı uykusuna. Uyu hadi bakalım. Sabah zombiyiz. Uyutmuyor bu arada. Antibiyotik yaralardaki enfeksiyon giderilmesini sağlar, zombileşmeyi engelleyemez. Her türlü gidiyor yani.
One to Beauty buna içirmeyeceğim. İçirdim bir tane. Bir tane daha gerek yok. Vitamin gömebiliriz bir tane. İlacı iç diyelim. En azından yorgunluğumuzu azaltsın biraz. Ver tekrardan. Bir şarap bunu çözer bence yeter. Uyutmuyor da. Kılını bak nasıl götürürüz biliyor musun? Bak. Mutsuzluğu azaltıyor ya bir şarap direkt diğer dünyadayız bunu içersek. Direkt diğer dünyaya gideriz. Fransa'ya geçeriz şu şarapla beraber. Tabii viski mi gömseydim? Viskinin kalorisi de yüksekmiş. Şu an kafa iyi olacak. Rahat olacak kafası tamamdır. Acı çekmeyecek yani karakter. Bir de viski mi gömsün? Viski değerli abi. Viskiyi gömmem. Bir şişesi gömelim. İç. Hepsini iç. Abi canı da azalıyor. Azalıyor mu azalmıyor mu bilmiyorum da. İçelim suyumuzdan. Ardından bir cipsimizi yiyelim. Hayatta kalma mücadelesi veriyoruz ya. Böyle bir şanssızlık yok. Şu an bir şey de yapamıyorum. Ölümcül zarar görmüştüm. Karakter ölecek yani. Vücut ısısı normal. Gelişmiş görünseli etkinleştir diyelim. Kan damarları. Normal. Herhalde titriyormuş bu karakter. Sıkıntılar var. Kuruymuş. Yalıtım düşük. Vücut rüzgar direnci. Vücut ısısı. Normal. 100 kilo olacak adam yürütüyor kış. Harbiden ha. 90 kilo. Bu yaşasa dert yaşamasa dert. Ayrı bir dert yani. Bir de uyutamıyoruz yani. Öyle bir sıkıntı da var yani. Yere yat diyorum, uyu diyorum yok. Uyumuyor karakter. Bak ne yiyeceğimizi buldum. Şu şuraya tıkla. Burada değil. Şurada mıydı? Tam bir yerde gördüm. Neredeydi? Şurada mı? Ah buradan. Kremal dolgulu çikolop yesin. Kendine gelsin. De Granola bar çikolopu yesin. Karakter üşüyor, donuyor. Bir çıkaralım da giydirelim madem. Nerede giysi? Şuradaydı. Zeminde. Şunu alsın. Bir de şunu da alsın. Ya bahtsız bir edebiyim ya. Karakter kurtulabilir mi acaba? Durumu kritik. Güzel rüyalar görebileceği bir geceye doğru gitmiyor. Yerde uyuyor abi. Ananı satayım. Karakter cici oldu. Şu burada bile ayrı bir ses getiriyor yani bize. Ölü. Fare yemeği olma ihtimali yüksekmiş. En azından zombi olmadık ama zombi mi olacağız ya da? Direkt ölünce zombi oluyoruz değil mi? Bir karakter oluşturur. Şansıma ya. Bu arada da tekrardan başlıyorum o zaman mecburen. Arkadan ağıt yanıyorlar. Ağıt. Ağıt yakıyorlar. Özellikler. Ya başka yerde de deneyebiliriz ama buradaki bütün eşyaları buraya ayarladık. Ben jeneratörü ayarladım. Sobayı ayarladım. Burayı bırakmak bence sıkıntı olur. Çünkü bir de elektrikler kesik, sular da yok. Çok sıkıntı olur. Ya modlu oynayasım var. Benim de modlu da aklımda var da bilmiyorum. Şimdi hangi modları indirip indirmeyeceğimi de bilmiyorum. Ben bir bakacağım ona birkaç gün sonra modlu başlayabilirim tekrar ben baştan. Ama şimdi bu karakteri bu yeri bir ilerletelim. Balyoz malyoz bulup aslında şeyi de geliştirebiliriz. Evimizi. Kızartma tavası alalım şimdilik.
Zapma tavası ikinci donanım olarak kuşan. Ben genelde bu evlerin hepsine girmiş olmam lazım. Dergi. Evet, ben bu eve girmişim. Mod kur bence de hem daha çok içeri böyle. Ya öyle de mod, şimdi hangi modları indireceğimi de bilmiyorum. Ona bakacağım ama. Mod. En çok indirilen modları denerim büyük ihtimal. Güzel oyunu hevesini kırmayacak şekilde yapacağım ya modları. Güzel modların hepsini indirmeye çalışacağım yani. Oyunu çok kolaylaştırmayan ama bir yandan da zevk veren, yapılacak şeyleri arttıran daha doğrusu. Bir de büyük şehirde başlayacağım. Büyük şehirde başlamak daha iyi gibi. Lanacak yerler de çok oluyor ama zombi de çok olacak. O da sıkıntı olacak. Birinci dolanımı kuşanalım. Çok az loot bırakan bir mod var, onu bulsun. Çok az loot bırakan. O direkt hardcore ya. Ama o da zevk verir aslında işte. Bir de bu karakter de zayıf olduğu için şimdi buna da kilo aldırmak gerekecek. Ben çok... Bunun orada mı doğdum ben? Evet, okulun orada başlamış. Karakteri koşturabiliriz ya. Ama koşturursak da çok zombi çekeceğiz. Böyle atlasın madem buradan. Abi bu okulun etrafındaki hiç binalara girmedim ha. Burada bu değerli bir şey bulabiliriz belki. Burası açık mı? Yok, açık da değil. Ökemiyoruz. Kaynakçı maskesi lazımmış. Aslında var ya, şu okulu ele geçirsen üst kata direkt yaşanacak yer. Ben aslında böyle katana ama oyun modu neyi, mimar mı? Az olsun. Oyun modu derken? Karakter becerileri şöyle. Mod ismi mi mimar? Onu mu dedin? Böyle bir hafif koşturacağım ama şu zombiyi çekeceğiz galiba. Kıyamet afesinde de mimar var ya. Ha. En zoru hangisi ise onun bir altı. Çok zombi vardı diye değiştirmiş konu. AFS'de o zaman galiba herhalde. En zorun bir tık altıydı. En zor da başlamıştık, becerememiştim. Sonra bunda başladım. Daha doğrusu fazla saatim olmadığı için sıkıntı yaşıyorum ya. 60-70 saatim anca var oyunda. O yüzden biraz sıkıntı. Karakteri biraz koşturabiliriz ya. Koşacağını zannetmiyorum. Buradan da atlasın. Ormanda beni kaybederler çünkü. Ama yavaşça gidelim. Bu etrafımızda da zombiler var. Burada tel örgü var mıydı ya? Orman tehlikeli. En baştan ölüp en başa sarmak üzüyor insanı. Ama fazla bir becerim de yoktu yani. Ekstra bufflarım yoktu.
Böyle hareket ettirmeden ama sağda da zombiler var. Direkt şuraya girelim. Evimize yakın zaten. Ölüm nedeni neydi? Ha, ölüm nedeni yazıyor muydu? Ölüm nedeni. Ben hiç okumadım onu. Bir ipucu verse. Ha. Ben onu hiç yazıları okumadıydım mı? Demek ki yazdım. Valla ölüm nedeni büyük ihtimal o ağırlık kaldırdık ya. O kaldırdık. Getirdik karakterin bir ağrısı geldi. Sağdan sonra ben bir kitap okumaya başlattım. Sonra direkt öldü karakter. Yani. Yazmaz da. Ya. Jeneratör taşırken nasıl bu kadar sıkıntı oldu anlamadım. Çok ağırdı yani. Aşırı ağır da değildi yani. En üst seviyedeydi ya. Ölüm nedeni yazmıyordu ya. Ölümcül yara aldın diyordu sadece. Soba taşıdığı bir şey olmadı. Harbiden sobada taşıdığım bir şey olmadı. Buna öldü ki. Yani bir de 90 kilosun abi. 90 kilo bir insan jeneratör taşıyor yani. Çok ağır olsa da taşıyor. Yani ben anlamadım. Ben bir de o jeneratörü 70 kiloyken ben aldım yani 75 kiloyken. Geldik evimize. Bakalım ölümüz nerede acaba? Evimizi kirletmişizdir kesin. Şöyle bir açacağım, korkacağım kesin. Güzel bak burada. Lan ölümüz zombi olmamış. Ben oluyor sanıyordum. Cesedi alalım madem. Yeri de kirletmişiz gider ayak ya. Cesedi at. 90 kilo insanı taşıdım ve ağırlık yazmadı. Bak, bu bir ayrı saçma mesela. Beleş eve yerleştik. Beleş. Lan sağlığımız azalıyor. Onu satayım. Oğlum bu evde bir basiret var anasını. Bir dakika neden oluyoruz biz? Harbiden. Oğlum ilk defa böyle bir şey görüyorum. Baklandım acaba? Jeneratörümü kapat. Ha siktir. Lan yoksa elektrik kabloları elektrik mi çarpıyorduk acaba biz? Onu satayım. Harbiden öyleymiş. Boşa ölmüşüz biz. Benzin yakıyor ya. Benzin yakıyor. Jeneratör evin içinde yapmamamız mı gerekiyordu? Ben ilk defa biliyorum bu arada dumandan zehirlendim. Daha ilk defa. O kadar oynamadığım için jeneratörle ilk defa kaldığım için. Ben şansa bak evi gaz kokutmuş. Benim bu karakterim de ölebilir yani ben güvenemiyorum. Jeneratör bağlantısını kes diyelim. Evi gaz kokmuşum. Jeneratörü al. Bunu evin dışına bağlayacağız o zaman. Üzdü. Jeneratörü at yere. Bundan jeneratörü al. Aç. Ben al mı dedim, aç mı dedim. Al demişim. Yani bu işlemi bir için elektrikçi okuman ya da nasıl yapılacağını öğrenmelisin diyor. Ha jeneratörlü kılavuzu vardı evet. Harbiden ondan dolayımış ya. Ben sen demesen ben gider mi? Ben 10 defa gelip ölürdüm burada. Ben dergiyi nereye koydum? Baş köşeme koymuştum. Ama boş sebebi ölmüşüz ya işte. Bilgisizlikten öğrendik işte. Her zaman yeni bir bilgi öğreniyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani saçma. Üzdü yani insanı. Jeneratör kılavuzunu okuyalım madem. Hızlandıralım. Ya şaka gibi harbiden ya. Ölme sebebimize bak ya. Duman doğru duman zehirler insanı. Ama bu kadar öldürücü de zehirlemesini beklemiyordum yani şok oldum. Hiç beklemiyordum. Harbiden. Ya o kadar meslek dediğim bir şey yoktu. 3 kara marangozluk vardı galiba. 3 seviye marangozluk. Nişan bir şeyler kazanmıştık. Yakın dövüş, mümkün dövüş. O yüzden sadece. Yakın dövüşüm 2'ydi galiba ya da 1 mi 2 mi? Onlar biraz yapacak bir şey yok. Şu giysilerimizi gelin bari cesedimizden alalım da.
çürütmeye bırakalım. Harbiden bak, duman çıksa anlayacağım. Duman da yok. Çıkar şunları. Ot. Kemerim vardı. Kemeri de at. Ya, üzdü ya. Harbiden üzüldüm. Moralim bozuldu. Bir dakika, şu eşyalar yerden kayboldu diye hatırlıyorum. Şu zeminde eşya var mı, yokmuş lan. Neyse, yapacak bir şey yoksa da biz kitap okuyacaktık. Eşyaların hepsini almam gerekecek şimdi. Böyle alalım. Buradan buraya hepsini al tekrardan. Evi havalandır. Şu an sıkıntı yok ya. Onun o kadar olayı yoktur bir. Havalandırma muhabbeti yoktur bence arka. Ben şey hatırlıyorum. Ben önceden de jeneratör evin içinde çalıştırdım diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Giyelim, giyelim. Ben ayakkabıyı nereye koydum acaba? Ayakkabımız yok. Susuz obayı bulmuşsun mu? Hep vardır. Ben kör müyüm ya? Ayakkabıyı bulamadım. Şöyle şey gidelim mi? Ben askeri botumu bir yerde kaybetmişim galiba. Ya da bir yere koydum, hatırlamıyorum. Dur, hatırladım ya, ben üst katta bir yere daha koymuştum eşyaları. Şurada, şurada, evet. İyi, iyi. Bunları da al üstüne. Hızlandıralım. Tamamdır. Şimdi jeneratörü çalıştıralım. Işığımızı açalım. Şimdi benim anlamadığım bazı şeyler var bu oyunla alakalı. Şimdi ben bu araştırmacılık bize ne sağlıyor acaba? Bu araştırmacılığı okuduktan sonra, buff'ını aldıktan sonra biz bunu nasıl geliştireceğiz? Araştırmacılık o zaman önemsiz, evet galiba herhalde. Şimdi bağlayalım. Jeneratörü açalım. Bak. Oh, mis gibi ya. Şöyle ya. Bu evde kaçak kablo da olabilir bak. Evin her yerinde elektrik çarpıyor da olabilir. Kanka bence marangoz gören, balta bul, inşaat öğren, git orman ev yap, orayı büyüt. Dede keyif olur sandım. Ya dediğim mantıklı ama bizim balyoza da ihtiyacımız var o zaman. Balyoz da bulmamız lazım. Balyoz bulduktan sonra dediğin işe başlamak lazım yani. Şimdi başlamak biraz sıkıntı. Balyozla direkt yıkıp bakıp daha rahat yapabiliriz. Da marangozluk kasmak için de bir yerleri yıkmamız gerekiyor. Yeni bir şehre gidip arabayla yeni şehre gidip oradaki büyük bir binalara gidip ya da oradaki şeyleri yıkıp yıkıp marangozluk da kasabiliriz. Burada otur, yere otur. Bunları teker teker okuyalım madem dergileri de. Geceyi burada geçireyim, sonra dışarı çıkalım. Marango şey de bulun ama balyozu da nerede bulacağız onu bilmiyorum. Balyoz en zor, bulunması en zor ürünlerden birisiymiş denildiğine göre.
Yeni başlayanlar için araştırma okumuyor o zaman. Çiftçilik dergisini okuyalım. Ormancı işletmeci olacak ama hangisi şehirde, hangi şehirde orman iş. Aa, orman işletmesi. Bak bunu nasıl bulacağız biliyor musun? Şu böyle bir ekran paylaşayım size ben. Bir dakika. Ekran paylaşım. Şu an doğru ekran paylaşım veriyorum, evet. Değil mi? Evet. Şu anda bizim bulunduğumuz yer bu. Orman işletmesinin İngilizcesi lazım o zaman. Orman işletmesi. Orman işletmesinin İngilizcesi lazım bize. Çeviriye gir. Orman işletmenin ne demek İngilizcesi? Orman işletmesi. Forest Management. Böyle mi ya? Management saçma değil mi? İşletmesi Management. CTRL-F yapalım. Bunu bulabilir miyiz acaba? Orada her şey olur. Ev yapma ile ilgili. Forest. F harfine gelelim o zaman. Rose. Karışıkmış bu arada. Bütün F'leri buradan mı bulacağız acaba biz? F diyelim. Buraya açalım. Yok, böyle bulmuyor. Kereste fabrikası yaz diyelim. Kereste fabrikası. Sawmill'miş. Sawmill. Yani sawmill. Yok, eşleşme bulamadım. Burada bulabilirsek bulabiliriz. Belki. Sawmill ile alakalı. S. 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 Farming. Gaz istasyonları var. Spor market. Tam nerede? Muldurak var ya, Muldurak. Muldurak hangi şehir ki? Burası mı? Sağ sol yön versene bana abi. Şu dört şehirden birisi büyük ihtimal. Ya da beş şehirden birisi. O şehrin üstünde var ya. Bak, o şehrin üstünde var. Bu şehrin üstünde mi? Şurası mı? Burası mı tam? Bu gösterdiğin tam. Burası neymiş? Bir dakika. Lumber Mill. Ha, Lumber Mill. Evet, burası. Tam buraya geliyoruz o zaman. Lumber Mill. Yakın. O kadar uzak değil. Bak, burası, bu şehir bize bayağı yakın. Buraya gidebiliriz. O zaman yeni başlayanlarla alakalı bir kitap okumamız gerekli. Bütün marangozluk kitaplarını yanımıza alacağız. Öyle gideceğiz. Bir de balta malta da alacağız. Orada marangozluğu kasacağız. Artı balyozu bulmaya çalışacağız. O zaman yapılacaklar belli. Şu üstümdeki gereksizleri bırakayım. Depolarda balyoz bulunurmuş. Anladım, tamam. Ona bakacağım. Gereksiz eşyaları bırakalım yere. Şuradan buraya kadar hepsini bırak buraya. Onun dışında dergi yanımızda kalsın. Biz bol bol kitap okuyacağımız için hatta dergileri al. Çantaya koy. Beygir gibi çıkıyor bu. Karakter şu an kilosu da az ama 60 kiloyuz. Bizim buna bol bol yemek yedirmemiz gerekecek. Şimdi bizim için önemli olan kitaplar yeni başlayanlar için marangozluk lazım. Bir de düşük seviye marangozluk. Onların ikisi de burada. Yanımızda bir çekiç ve bir tornavida lazım. Çekiç, tornavidamız da çekicimiz de var. Tamam. Her yeri sökebileceğiz. Okey. Şu an ekstra bir yapmamız gereken bir şey yok. Değil. Yarın sabah olduğu gibi gidelim. Burada bir alarm varmış. Alarmı kapatalım. Çamaşır suyu. Arabanın benzinini ayarlayalım. Bir de yapmadan önce. Fazladan bir benzin koyalım. Ne olur ne olmaz. Sıkıntıya girmeyelim. Benzin deposunu ben buralarda bir yere koymuştum. Acaba nereye? Buraya koymuş. At. Yanımızda bir tane yedek su şişesi bulunsun her zaman. Arından bu şişelerini doldur. Dur dur. Yanlış bir şey doldurma. Şu şişelerini birini doldur. Baltan yoksa orada garanti balta bulursun. Baltam var. Ama yanıma alayım mı bir tane daha? Baltalarımın hepsinin durabilitesi çok düşük. Hepsini dolduralım diyelim.
Tamam. Bizim arabamız şu arabaydı. Bu arabayı bir garajına gerekli malzemeleri bırakalım. Benzin bidonunu bırak. Onun dışında başka bir şey bırakmaya gerek yok. Benzin bidonunu bıraktık. Benzin bidonunu nasıl bırakmadın ya? Yetişmedim. Hızlandıralım hatta bir tur. Tamamdır. Balta. Bir tane ne olur ne olmaz. Balta alalım bence yanımıza. 40 balta bu. Şu bor anahtarı işimize yarayabilir mi? Bor anahtarı. Bor anahtarı yarar mı ya? Pijon anahtarı. Bunları almayalım o zaman. Testere balta. Bak bir tane baltamız var. Durabilitesi çok düşük ama. Yine de alacağım. Level 1. Şey bir tane daha levy alabiliriz yanımıza. Çok zombi olabilir. Gece bir yol. Keyfi akar. Burada başka arabayla gitsem bu siren sesi çıkarıyor. Zombi tuplar var. Başka arabayla mı gidelim? Başka arabayla da gidersek deposu düşük olacak ama mesela bunların 30'luk depoları var. Bu direkt 100'lük alıyor yani. 100 küsür alıyor. O yüzden bir de karakter çok yorgun. Gece sıkıntı olur. Yatıralım, sabah gidelim. Direkt çıkalım. Hatta yanımıza bir de yemekleri de alalım. Hazır bir şekilde. Yemek buluruz ama gene de ben alacağım birkaç parça. Hazır yemek olarak. Konserveleri al. Bir de şeftali al. Tamamdır. Aldık mı almadık galiba. O zaman şeftalileri al. Ve süt al. Su kaynağı olarak tamamdır. Zombi toplar baya. Ya aslında şöyle baktığımızda şehrin bak şu yoldan gidersek bence fazla zombi toplamaz ya. Zaten buranın içinde bir sürü zombi vardır bence. Biz zaten sıkıntı çekeceğiz. Arabayı bu taraftan mı sokarız ya da direkt içine gireriz. Bir şey olacağını zannetmiyorum. Şehir uzakta. Uyuyalım. O soba aramaya girdi. Orman yolundan gidiliyor. Ben ne yapıyorum? Uyu desene. Uyu. Arka tarafından tellerden atlanmaz mı? Demiş. Böyle bakalım bir. Bu yoldan aşağı doğru ineceğiz. Buradan direkt böyle. Aa evet. Bir dakika burası neymiş? Burası da farklı bir yer. Bir tarafa da bakacağız Zuma. Aynen bu ikisi de değerli bizim için. Dediğin gibi bu yoldan gireriz. Oradan aşağı iner. Devam ederiz. Mantıklı. Karaktere sıkıntılık varmış karakterde. Bir dergi okusun kendine gelsin. Sigara içsen. Arka tarafından tellerden atlanmaz mı? Karakteri kilo aldırmam gerek. O yüzden şu ıvır zıvırları bir gömelim. Bir hızlandır. Diye. Tamam. Karakter bütün dükkanı yedi hala kilo almadı. Şey doymuş değil yani. Hızlandır. Tamamdır. İyice doymuş. Şunu da iç. Arka tarafından telaşlanmaz. Atmaz. Arka tarafına atlayacağım ya dediğin gibi. Hepsini doldur ya. Bira şişesinden de su içeriz ne olacak? Karakter çok susayacak gibi geliyor bana oraya gidene kadar. Gidebiliriz. Hatta jeneratörü de kapatalım. Benzin yakmaz. Kapat. Bu arabaya da kıyamıyorum şimdi. Bu araba da çok değerli bir araba benimmiş. Deposu da sağlam. Bunu kaybetmek. Üzer beni. Araba niye çalışmıyor? Anahtar yok. Lan telefona bakmaktan ölüme bakamadım neyse. Bak çıtır hasarlı arabamız var.
Ben bir de yolda giderken arabayı bir çarparsam var ya ağlarım. Yanımıza vitamin almışız. Neyse güzel vitamin almak iyi. Sağlık eşyalarımız yeterli sayıda var gibi. Antidepresan. Üstümüze gereksiz gerekli bir şey almadık mı acaba? Lan önüme bakayım ben en iyisi. Yakın nereden dönecektik ki biz? Bayağı var ya herhalde. Böyle devam. Şu karşı yolda bir iki araba vardı evet. Bunu atlattık. Bir daha da araba yoktu diye hatırlıyorum. Araba da çok hızlı gidiyor ha. Sürücülük buff'u aldığım için oyun başında vurdu mu vuruyor yani hızlı. Anam 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 anam. Zombileri çarpmayacağım diye direğe çarpacaktım. Şuradan dönmemiz gerekiyor. Minimap'te gözüktü. Karaktere biraz ağırlık mı taşıyor? Levi'yi koy çantana. Başka ne koyabilirsin? Başka da bir şey koymasına gerek yok. Biz bu kol saatini giyemiyor muyuz? Giyiyiz. Sol bileğini tak. Şu zombiler tepede mi? Valla tak tek atıyor bir de hızlı gidince. Tıkır tıkır. Eze eze gidiyoruz. Şurada oyun kasıyor gibi geliyor bana. 49 FPS alıyorum. Çok saçma. Şu oyunda bir nasıl kasıyor ben sistem anlamış değilim. Yani. O kadar iyi değil de yani şu oyun eski yani. Benim sistem 2019 yılımına çıktı. Yine hala kasabiliyor. Ayrı bir yetenek. Biz devam devam. Daha var galiba. Hafif nemliymiş, yağmurda sığın yoksa ölümün olur diyor. Bizim doğa insanı olduğumuzdan dolayı sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Of. Yağmura falan direnişimiz vardır bizim. FPS şu an. Kıla takıla gidiyor bende. Acaba ben buradayım diye. Anam anam. Çete bakacağım diye var ya. Merhaba ben buradayım diye bağırıyor. Bir hemen bu haritaya bakalım. Biz şu an neredeyiz? Biz şu an şuradayız mı? Neredeyiz biz? Pardon biz buradayız. Buradan aşağı doğru ineceğiz. İlk dönemeç değil ikinci dönem. Yo iyi direkt ilk sağ dönemeç. Ben döneceğiz. Tamamdır. Base'in yarısı bitti galiba. Yok bitmemiş. Bayağı hızlı ya. Bir de sürücü yeteneğim var ya benim. Ekstra hızlanıyor bir de. Burada bilgilerden. Hız şeytanı özelliğim var. Basmasa da bastırıyor yani arabayı. Biraz yavaş gideceğim çünkü bu yolu bilmiyorum. Karşımıza araba çıkabilir. Karakteri bir de araba kazasıyla öldürmeyelim. Bak ilk dönemeci gördük. Karşıya dönülen ilk dönemeçten de döneceğiz. Dur 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 dur. Çok zombi var ha burada. Ben buradan mı dönecektim lan? Kafa gitti. Evet buradan döneceğim. Harbiden ayak kırılsa GG's. Yollara da hiç güvenemiyorum. Şimdi bir dakika dur dur. Ben burada var ya bayağı uzun bir süre fight dönecek benim için. Çorabayı dur dur. Kendimize bir silah alalım artık. Çivili beyzbol sopası. Beyzbol sopasının da şeyi yokmuş. Durability'si yokmuş. Neyse ikinci dönem iki elle kullanmaya başlayalım. Biraz zombi öldürelim sonra yolumuza bakarız. Bir antibiyotik
Beta blocker gömeceğim. Tamam, bir de vitamin gömmeye gerek var mı? Yok. Şunları öldürmeye başlayabiliriz artık. Arkama bakacağım. Burası güvenli değil. Zombi de çekelim de çift kırmak pompalı. Başka bir şehirde böyle bir yere girmiştim. Boştu. Çift kırma pompalıyla gel çektim. Çift kırmalı pompalıyla. O da olabilir ama çok zombi çekerdi ya. Panik at ben şey içmedim bu karakter. Beta blocker içmedi mi? Niye böyle sıkıntı çekiyor? Ben bunları öldürene kadar canım çıkacak hissediyorum. Çünkü karakterin bir önceki karakterime göre yakın dövüşü kötü olduğu için ananı satayım. Sıkıyordu az kalsın. Arkama bakmak istiyorum. Arkam güvenli. Güzel. Arkamı dönüp saldırabiliriz. Güzel. Birazdan silahım kırılacak. Leveye geçeceğim. Çok iyi be. Silaha bağlıyorum ama durability bittiği için artık kullanamayacağım. Götünden ısırabiliriz. Ya ormana doğru ilerleyeceğim de orman da tehlikeli. Burası sık orman ya. Orman sık olduğu için beni korkutuyor burası. Birden zombi de çıkabilir. Levyem nerede benim? Levyem burada. Kelle kullan diyelim. Keşke şu levye ile bir şey birleştirebiliyorsak. Uy, tek attı. Tek at canım ye. Şöyle bir bakalım tekrar dönüp. Lan az daha ısıtırıyordu ha bizi. Boşa salladık. Güzel, sen de öl. Tamamdır. Bunlara bakmaya gerek var mı acaba? Bir şey bulabilir miyiz? Yok. Arabayı içeri park etmeyeyim bence. Çantam var. Kapıyı açmaya çalışıyorum. Bu kapı sanıyorum 2 saatte. Kapı değilmiş. Ölülerden değerli bir şeyler bulabiliriz. Karakter yorulabilir erkenden. Çiçeği yere gitmiş karakterin. Çabuk yoruluyor ya. Vitamin var iki. Harbiden vitamin gömelim bir tane. Vitaminin de bir faydasını ben hissedemiyorum. Bir de yemek yedirelim hazır. Yere otursun bir yere otur. Konserve yedirelim. Hem bu anda da ortalama güç harcaması da azalmış olur. İkisini de açsın, ikisini de yesin. Tazelenmiş konserveleri ye. Fit alacaktı. Fit alacaktım ama fit alsaydım da bazı yetenekleri alamıyor olacaktım mesela. Zarif, maif bunları derisi kalın gibi bazı özellikleri kullanamayacaktım. Yani şu an buff gitti. Güzel. Islak diyor biraz karakter. Bunlar neymiş acaba? Sökebiliyormuşuz bunları testereyle. Bunları sökelim. Ama önceden kitap okumamız lazım bizim. Kitabı kapalı bir yere girip kitabı okuyalım. Buranın şey evleri vardı. Nopen evleri vardı.
Sinopen evleri neredeydi acaba? Şurada bir durdurayım oyunu bir. Alt tab. Sinopen evi aşağıdaki katta değil de. Ha şuradaymış. Tamam. Şurada. O zaman burayı temizleyeceğiz. Buraya, en son buraya sökmeye geleceğiz. Ondan hızlıca yoruluyor. Bir de zayıf ya. Olabilir aynen işte. O yüzden kilo aldırmaya bakmamız lazım hızlıca. Abi karakter hemen acıkıyor. Hafif doymuş diyor. Taze bir de içsin. Yoğurt mu ne bu? Yoğunlaştır konserve. Buradan bir de su ihtiyacımızı karşılarız. Arkadan gir. Şuradan devam edeyim değil mi? Burada bir sürü zombi var. Kitabı okuduktan sonra mecburen buraya girip sökmemiz gerekecek ama. Koşturmayayım ya. Ben niye koşturdum acaba? Kadın ölmüyor. Ha öyle. Oha. Öldürürüz de bir topluluğu geziyorlar. Arkandan gir bence zombiler var. Okul edeyim. İtelim. Bir kill indirelim. Karakter direkt yoruldu. Bunları öldürelim de bari eve girelim. Bir de oranın da kesin alarmı çalışır. Beni deli eder. Benim elim çok dengesiz bu arada. Kendime güvenemiyorum. Öldür artık şunu. Güzel. Hiç değerli bir şey yok. Ortalama güç harcadık diyor. Bir yemek daha gömelim madem. Konserve şeftaliye aç. Karakter zaten 7 tane konserve yiyeceği şu an gömdü yani. Bir de aç yani karakter. Ye. Yeah. Ne kadar kalori yakmıştır acaba? Bir boş konserve yedirtelim. Aa bitmemiş, tükenmiyorlar bir de. İndir abi şunları lan. Elim çok dengesiz olduğu için boşa sallıyorum bak. Bir boşa sallarken öleceğiz bir gün de hadi neyse. Zombi de öldürelim. Başka zombi kalmadı. Şu aşağıda var. Şu konteyneri deneyeceğim. Hadi be. Alarm yoktur umarım. Hadi oğlum çalma. Güzel. Pencereden üstüne atla. Oradan pencereyi kapatalım. Burada biz büyük ihtimal yere oturalım. Yere otur bir de kitap oku. Marangozluk kitabının yeni başlayanlar için marangozluk. Hem burada dinlenmiş olalım hem üstüne kitap okumuş olalım. Karakter gerginleşti. Sigara yakarız birazdan. Zombiler var. Sigara içsin. Zombileri de öldürelim madem. Buff'ımız da nereye gittin lan sen?
Bir zombi var burada. Ama tek atabilecek mi diyecektim, beni gördü. Zombinin tam sert yeriyle vuruyor, bir de beyni çıkması lazım orada. Beceriler. Beceriler. Buff'ı aldık. Aslında okumayı da bırakabiliriz. Ama direkt kop okuyalım ya. Yemek yoksa sıkıntı okurken açıkacak açıkken. Yemeğim var. Son şeftalim. Ayakta da okunmaz ki. Bir yere otur. Kitap oku. Okuması da ayrı bir dert. Karakter yorgunlaşmış bile ya. Kötü oldu bu. Burayı komple temizleyeceğim. Sonra hatta sabahleyin okuyayım geri kalanını. Erken kalkarız. Şu etraftaki birkaç zombi temizleyeyim, ardından hepsini doldur diyelim. Ardından buraya güvene çektikten sonra işimizi hallederiz. Şu zombileri de öldürmek istiyorum çünkü. Bunları öldürmezsek sıkıntı çekeceğiz. Gece yatarken. Bizi görüp öldürebilirler. A gayret. Onu ne satayım? Çık 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 çık. Arkada bir yer yoktu, ölüyorduk az kalsın. Istiyordu bizi. Ben burada öleceğim abi. Bir dakika, uzaklaş bir. Dön vur. Üçünü birden öldürebiliyoruz. Çok güzel. Burayı temizlemek yerine alttaki bölgeye gitsin. Alttaki bölge daha büyük. Orada kesin zombi vardır. Burada geceyi geçirip buradaki işleri halledip sonra aşağıya geçeceğim. Şu aşağıdan bahsediyorsun, orası alanı çok büyük ya. Orada kesin var da, sen bu alandan mı bahsediyorsun büyük ihtimal? Burayı temizlemem en az 2 gün gibi duruyor. Çünkü bayağı depo var, bir de alanlar geniş. Baktığında bir de burası şehre yakın biraz da. Buralar yollarda da zombi olabilir. Önce burayı halledip sonra oraya geçesim var. Lan ne oldu, yanlışlıkla bir kapattım ya. Tekrar aç. Bir de burada bir gri bir alan var. Bu alanın içi niye bomboş acaba? Bak, burası güzelmiş aslında. Yani yavaş yavaş sakince halletmeye çalışıyorum da. Başka da bir yere bakmaya gerek yok. Bence yatarım, sabah kalkıp işimize devam edelim. Bir de karakteri yıkasın kendini, artı bir de imgisiyle yıkasın, hızlandıralım. Hızlandırdık. Bir de su içsin. Karakter biraz acıkmış. Kötü oldu ya. Son yemeğimi yiyorum. Dur, son yemeğimi yemeyeyim şimdi. Bir otursun, biraz kitap okusun. Gece 11'de uyuyacağım. Geri kalan da sabah okur. Az bir şey kaldı zaten. Kitabın. Gece 11 olsun, direkt yatıracağım. Tamamdır. Uyu kanka sen şurada. İnşallah zombi gelmez. Cam kırık sesini duyar yani, eğer zombi gelirse. Böyle bir eşek değildir herhalde karakter. Oha. Bu kadar uyumak nedir ya? Ye abi şunu. Ardından şu yere otur ve şu, artık bitirdim şu okumayı. Yere otur. Kitap son kaç sayfa kaldı? Az kalmış. Okuyalım madem. Huzursuzluk başlamış. Evde yemek kasasını sırlasaydık. Hey, 8-9 tane konserve buldum. Burada yemek bulurum diye. Bir de fazla almadım yani. O kadar da değil. 8-7-8 tane aldıydım galiba. Hiç yemek gelmedi ya. Şansa. Bir de öyle bir şanssızlık da var yani. İçsin. Artık şuraları bir sökebiliriz.
Buraların bize bonusu iyi olacak. Lan söksene. Her biri kaç? Oha bak 39 puan verdi mesela bak çok iyi. Sökemiyoruz. Şunu sökelim. Level atladık. Aa kaynak hamlacı. Kaynak hamlacı gibi şey materyaller hiç bulamadım ben. Onları bulmak lazım aslında. Niye sökmüyorsun abi sen? Baklanma ya. Akderin sıkkınlık başladı. Dolduralım. Dergi almıştım yanıma da. Kaç tane aldım ki ben acaba dergi? Araba. Dergi. Bir tane dergi okusun. Tamamdır. Gördüğüm her şeyi sökmeye çalışacağım. Da sökebilirsem tabii. Oha abi ya. Siz ne ara geldiniz ya? Bunları sökelim mi? Bunları sökmek uzun sürüyor. Elimize bir levye alalım o zaman. Bunları öldüreceğiz mecburen. Elle kullan. Onlar evlerin yanında olan küçük garajlardan bulunuyor. Evlerin yanında olan küçük garajlarda. Levye'yi kuşandı mı? Kuşandı. Onun küçük garajlarda bulunmuş. Şu aşağıda bir sırılıyorduk az kalsın. Ya büyük ihtimal aşağıdaki şeyde garaj var. Burada garaj yok da. Aşağıdaki büyük alan var ya. Şu 4 zombiyi de öldüreyim. Çöp poşeti, boş gazoz şişesi. Bunlarda ne var? Bira şişeleri falan. Metal işleme için kullanılıyor. O zaman öyle bir harcama tipine gelsin. İttirip. Az zombiyle levye harcama tipine gelsin. İttirip düşür. Ezik olsun ayakla. Tamam. Oha. Araba anahtarları bulduk. İki araba anahtarı olabilir. Bir de şurada zombi var. Baya. Bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize devam edelim. Bufflıyken şunları sökmek. Anahtarı satayım. Altıma sıçtım lan. Oh. Şu müzik sesi gene beni öldürtüyor ya. Bir tık o kadar hızlı değil de yavaş yapalım. Buff verme o kadar. Şunu sök. 2. 32. Bu hiç vermiyor neredeyse. Buna hiç girip bulaşmıyor musun? Şimdi kulaklıkla oynayacağız. Çok ses geliyor. Mutlu oluyor ya. Ufak çaplı bir korktuk sıkıntı değil ama. Kitabı bırakalım. Burayı hiç kazmayla uğraşmayalım. Direkt aşağı geçelim o zaman dediğin gibi. Burada bir depo mepo var mı ona bakalım. Girilebilecek bir şey. İki elle kuşanalım. Burada herhangi bir girecek bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Bakalım bir. Şu aşağı katta bir şey yok. Şurada da yok. O zaman biz buraya boşa girmişiz dediğin gibi. Direkt buraya girmemiz gerekiyor. Arabaya atlayıp oraya geçelim. Aç karakter ya. Keşke yemek iyice yemek gömseydim ben. Depoda yemek var mı? Yok. Anlaş kızı temas etme. Bir koltuk değiştirelim. Yok abi hiç yok. Üzdü beni. Arabayı çalıştır çabuk. Karşı kopar. İstikamet nasıl? İstikamet şu karşı yoldan böyle gitmek en mantıklısı. Evet. Böyle gideceğiz o zaman. Mantık böyle devam. Yolda çivili sopa benim sopammış. Ben dedim birisinin sopası var yerde.
Bence bir eve uğra yemek al, olmayacak öyle. Direkt şehre mi gideyim? Yakında böyle dağ evi gibi bir yer var mı acaba? Bak. Şuranın yemek bölümü var. Bu depo. Aa bak. Burası da odunculukla ilgili. Burada da bir şey bulur. O zaman direkt buraya gideyim. Buradaki bütün depoları vuracağım o zaman ben. Şöyle sağlamalı. Bence direkt buraya gideyim. Burada fazla zombi olmayabilir. En azından şuradaki yemek bölümüne gidebilirim. Yani bir ihtimal zombi az olabilir diye düşünüyorum ama. Pek güven de vermiyor bana. Bu yol nereden gidiyor? Oralar komple değerli ya. Oralarda komple çünkü şey var. Zombinin için... Oha. Fazla zombi var. Güzel, buranın içinde zombi yok en azından. İyi, tamam. Burayı hallederiz. Durduralım, burayı temizleyeceğiz biraz. Yani aslında bayağı zombi var. Az da değilmiş. Bir şey, burayı temizlememiz lazım. Altta da gelenler var. Sıkıntı olacak. Bir Pink Beta Blocker gömelim. Belli bir seviyeye getirelim bunları da. Devam. Şu zombileri de alacağız mecburen. Çok zombi alacağız ya etrafımıza. Biraz uğraştıracak bizi ama öldürürüz biz bunları, inanıyorum. Arabayla mı ezeyim? Baktık olmuyor, arabayı lezerim. Araba da değer... Koş koş koş, yukarıdan geliyor. Şöyle onu satayım. Dediğin gibi arabayı lezerim mi? Lan bilsin yine de. Ya fazla zombi yok ya. Yukarıdakiler gelmezse umarım. İşin ustası olduk ya. Bizden sonra burası. Çok iyi oldu. Lan altın öl. Arkamdan ısıtırılırım diye korkuyorum. Zaman önemli. Şu an aşkta var. Harbiden aşkta var. Ve yoruldu karakter her zamanki gibi. Tamamdır ya. Güzel güzel. Kolay oldu. Etrafta fazla zombi yok. Tek sıkıntı vitamin iç. Doğru diyorum. Tek sıkıntı şu olabilir. Buraya girerken alarm çalarsa sıçarız. Vitamin bitmiş. Yedek vitaminim varmış ilk. Aynen, dediğin doğru. Şuyu ben açmaya çalışacağım. Umarım. Bir dakika, biz doğru yerde miyiz acaba ya? Ben yanlış yerde değilim de. Tamam. Yemek olan yer neresi? Burası. Orada buranın içinde de yatarız bu arada. Ama alarm çalarsa sıçarız. Alarmımı çalmaması lazım. Kapı çalışıyor mu acaba? Zannetmiyorum da. Evet. Şurayı bir açmaya çalışacağım. Pencereyi kıralım. Hadi oğlum. Güzel, alarm çalmadı. Camı temizle. Etrafımızda zombi var mı? Yok, atlayalım. İçeride zombi olabilir ama önemli değil. Yemek var mı? Güzel yemek. Cips. Gömeriz abi. Al bunları. Hatta direkt ye. İki tanesini yesin. Diğerini çantaya koy.
Vazos güzel. Tertemiz bu arada. Zombi çok az varsa da bir tane iki tane vardır. İçini iç suyunu. Dolduralım. Kapıyı kapat. Çok iyi bu arada burası. İyi, güzel güzel. Buradan köşeye döneriz. Ya burayı temizlemek ayrı bir dert olacak. Güzel, tamamdır. Bir araba anahtarı bulmuşuz ama bu aletleri önce bir güvenliği sağlayalım. Sonra şimdi hallederiz canım. Buralarda bomboşmuş. Bir anahtarı bak. Mürek mürek. Koli bantları. Uy, alanlara bak. Ben burayı komple lootlamam gerekecek. Lan bir zombi var içeride. Şunun içinde zombi mi var? Yo. Bunlar çok değerli. Bunlara ben teker teker bakacağım. Önce bir içeriğini, güvenliğini bir sağlayalım. Beni tırstırıyor burası çünkü. Çok fazla depo var. Bir de zombi kaynıyor dışarıda. Oğlum kapısı açıkmış lan buranın. Abi bu zombileri temizleyeyim, arabayı içeri sokayım, bagajı kapatayım. Lan. Karakter yorgun olduğu için vuramıyoruz. Bence arabayı uyanınca buraya sokalım. Çünkü arabaya getirirken ses çeker. Şimdi zombi öldüremeyiz. Önce bir içeri bir şöyle bir kapat. Aynen, arabayı koplayıp gideceğim ama burada bir gün geçireceğim. Çünkü karakter çok yorgun ya. Bunlar var ya, araba bile almaz ha bunları. Kaynakçı maskesi, bak onu alacağım kesin. Üst katı varmış bir de buranın. Bir şey yok burada. Etrafı bir kolaçan edeyim de güvenli mi değil mi? Zombi yok galiba da, şu dışarıda zombi var sanırsam. Dışarıda zombi var. Çekmeyelim onu. Şu odayı merak ettim. Ne var acaba orada? Bunu satayım. Lan. Tamam. Tamam. Burada bir şeyler var mı peki? Buraya bir daha gelmeyiz. Bomboş lan bu arada. Benim elimden gelen bir şey değil valla. Tırstırıyor valla, çok tırstırıyor ya. Ses çok kötü oluyor ses. Saçma bir sesi var. Burada bir zombi daha var. Yeri zorluyor ama çözemedim nereye zorluyor. Çekiç mekiç, kürek mürek, bor anahtarları, hava pompası, koli bantları. Biz burada bence balyoz bulamayacağız gibi bir hissiyat var bende de. Şans artık galiba. İçelim de yatıralım şu karakteri. En mantıklı uyuma yeri burası. Karanlık çöktü, doğru diyorsun. Şu el fenerini alayım o zaman. El feneri birinci donanım olarak şu an. Hatta direkt el fenerini şöyle al. Al üstüne. Ardından buraya koy. Koyamıyoruz. Buraya koy. İkinci donanım olarak kuşan o zaman.
Bak ne yapsın ya. Arabayı içeri sokalım. Levi'yi birinci donanımı al. Arabayı mecburen alacağız içeri. Şu... Neyse koşsun ya karakter. İki adımdan bir şey olmaz. Şu bizi sesimizi duyacak kesin bu. Arabamız o kadar sessiz ki daha duymadı bile yani. Sen düşün yani. Az daha çarpıyorduk. Bak ne yapsın biliyor musun? Şuradan farları bir aç abi, tamam mı? Aküsü bitmez umarım. Tamamdır. Aküsü bitebilir mi ya aküsü? Bir de bunun verdiği ışık hiçbir şey. Bunu kapat. Boşuna çalıştırma. Biz işimizi halledelim zaten erken. Palas malas. Bunları teker teker bakacağız mecburen. Al bunları. Koruyucu gözlüğü al. İşimize yarar. Ahşap tutku al. Vida kutusunu kalsın. Vida kutusu kalmasın ya da ya. İnşaat yapacağız ya, işimize yarar. Bahçe testeresine gerek yok. Şunları sökelim o zaman bir de. At yere. Sökemiyoruz. Neden? İçinde eşyalar var. Sök. Testerem var. Çivi kutusunu al. Şuraya tıklıyorum, tıklanmıyor. Biz buradan bütün kasalara bakamayacağız ki. Mecburen bunları ahşap tutkal mutkal var bak şurada. Al bunları. Çivi kutusunu al. Toz maskesi bir işe yaramıyor dedi birisi de. İzolasyon, izolasyon diyor. Bence bunu giyelim biz. O bak burada bir şeyler var. Bahçe küreği. Tahta tokmak. Tahta tokmak ne işe yarayacak? Bak kar küreği. Hiçbir zaman onarılma hiçbir zaman. Kar küreği işimize yarayabilir ya kışın. Hiç denemedim ama. Tırmık. Çivi çok lazım olur yapıyor. Aynen çivi alacağım gördükçe. Çekiç de alalım mı? Bunlar dandik çekişmiş. Bunu alabiliriz. Ama bu tarafında bir şey çıkmadı. Diğer tarafına bakın galiba lazım oluyordu. Tırmık mı? Şöyle alalım. Depo doldu. Şu depoyu bir arabaya bırakalım. İyi bizim büyük bir askeri çantaya ihtiyacımız var. Evet, askeri bölgeye girmek lazım. Bunları bırak. Hızlandıralım. Hızlandır. Yanına sadece gazoz da almasın ya şu anlık kalsın. Fazla aç değiliz. Karakter bir tık fazla yorgun. Bir yerde zombi var ama nerede acaba? Ben bu tuvaletlere iyi mi baktım? Bunu kapat, güvenmiyorum kendime. Bunu da kapat. Bahçe küreği. Bunu al. Kolibandı al. Şunlar işimizi... Jon anahtarım vardı üstümde. Çekiç. Bahçe küreği işimize yarayabilir belki ya. Bu kalasları yere at. Bunu sök bir. Ya karakter baklanma gözünü seveyim ya. Ama buradan bakamadığımız yerler vardır köşelerde. Bunlara bakalım. Madırga. Çekiç gibi bir şey herhalde. Bunu al. Kolibandını al. Çiftlik için galiba lazım. Aynen. O zaman şunu... Şu neymiş? Şunları at yere.
Sonra bunu sök. Sök. Çıldıracağım. Testleri atmamış mı bu gerizekalı oyun ya? Ben 2 saat niye atmadım? Yapmıyor diye sanıyorum. Burada bakmadığımız yerler var mı acaba? Hepsine bakmıştım. Şu arkadaki şeye bakmadık, sadece oraya da bakacağız. Oraya bakabilmemiz için sanırsam klimatlarını koy, kurucu gözlük aldıydık. Şu iki tanesini yıkmamız gerekiyor. Ya da dur, dört. Şunları yıkalım direkt. Allah sıra at yere. Ardından şunları da at. Hızlandır. En altta da testereler varmış. Atalım. Sırayla sökelim artık burayı. Dök. Dök. Artık buraya bakabiliyoruz olacağız. Bakalım burada ne varmış. Güzel. Valla çok zombi sesi geliyor da. Beni korkutuyor burası. Yat yere gitsin. Dur, tuvalette yatalım. Tamam, yere yat. Uyu. Madırga al, lazım. Tamam, madırgayı alacağım. Böyle sıkıntı nasıl baş gösteriyor? Uykusunda bir insan nasıl sıkıntı yaşayabilir? Böyle bir şey mi var ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Saçma bir şey. Ben uykumda hayatta sıkılmam. Mesela uykuda sıkılan insan olur mu ya? Saçma oyun harbiden. Madırga nerede acaba? Benim madırga vardı. Bir de madırga bundan kolay bulunan, zor bulunan bir şey de değil. Bunları alalım bari. Buradan gidebiliriz. Şöyle bir. Burayı tamamladık diye düşünüyorum. Şu tarafa bakmadık hiç. Şuraya gereksiz eşyaları koyalım. Buradan bir dergi olup alıp okuyalım. Ardından bir cips. Lan ne yapıyorsun? Cips yiyelim. Gazoz içelim. Hızlandırabiliriz bu işi. Gazozu iç. Cipsi almadık mı biz? Cips nerede? Cipsi almışız. Ne ara yuttun lan sen cipsi? Yan taraflarda başka fabrikalar var değil mi? Aynen, yan taraflarda başka fabrikalar da var. Şöyle bir depomuz gibi bir yer var. Burada hiçbir şey olacağını zannetmiyorum. Geçelim şunu. Burası var. Burası biraz daha büyük. Bir aynısının biraz daha şekli ayrı. Bir de şuralarda ayrı bir depolar var. Mesela şuralarda komple bir depo. Buraları komple gireceğiz. Vida kutusu almayacağım ya. Vida kutusu neye yarıyor acaba? Binayı yaparken şeye mi yarıyordu? Küreye de alayım bir tane, ne olur olmaz fazladan. Aslında bunlar var ya boşuna yük ha, şu kürek. Ya da madırga gibi bir şey. Onu olmadı mı çok eşya toplarsak atarız yere. Madırga falan bulunabiliyor. Vida arabaya yarıyordur herhalde. Ha. Vida kutum var bayağı. Yani o zaman yeterli olur. Çivi. Kırmızı kalas. Burada balyoz yoksa yazıklar olsun. Hepsini at şunları. Ya illa denk gelir ya. Burada denk gelmese de diğerlerine de denk gelir. Bir de burada bir sürü kutu var. İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarım yoktu diye hatırlıyorum. Alayım bir tane. Çivi kutunu al. Bir de arkadakileri görebilmemiz için bunları yaratıp kurmamız gerekiyor galiba. Böyle bir saçmalık var. Ve karakter yorgun.
Orman evinde hepsi lazım olacak ama kazma manyak bir şey. Kazma hiç denk gelmedi değil mi bana? Kürek, tırmık, testere. Bunları atalım yere. Halatım varsa da benim bol bol. Karakterin yorulmuş olması çok saçma. Bunu at yere. Ahşap tutkalı al. Az önceki kutuda kazma mı vardı? Madırga, tornavida, bahçe kürüğü, boru anahtarı. Ha, kazma. Alalım. Bunu peki zombi öldürmede mi kullanıyoruz kazmayı? Yoksa bir yerleri kazmamıza mı yarıyor? Zombi öldürürken mi etkili? Ben buraları komple sökmem gerekiyor arkalara bakmam için. Sigara içsin madem karakter. Hasara baksana abi. Hasara bakalım. Oha. Yarıdan fazlaymış baya. Levi bu kadar. Levi'nin iki kat hasarı var. Levi'ye göre iki kat daha hasarlı. Bizim bu arada tornavida yere atlayalım. Tornavida değiştirmemiz gerek. Dur, tornavida şimdi kalsın. Sonra yenisini bulduktan sonra değiştiririz. Şunu sök. Tamamdır. Bakalım yeniler neler var. Ahşap tutkal var, alalım. Çivi kutusu olmaya gerek var mı ya bu kadar fazla? Çekiç. Benimkinden daha iyidir büyük ihtimal. Bırak buraya. Benim çekici at artık. Ölmüş benim çekiç zaten. Klasları at yere. Direkt hepsini atalım. Hepsini kazarız. At. Atsana yere. Niye atmıyor? Çıldıracağım. Ya, zemin mi dolu? Zemin dolmuş. Oha. Böyle bir şey kötü oldu. Şunları al madem de. Ağırlık yapanları. Testereyi at yere, ikinci testereyi. Ne aldık fazladan acaba? Madırga almışızdır bizim, at yere. Kürek. Vida çok alma. Tamam, vida çok almayacağım. Atarım olmadım ben yere. Çünkü bir sürü yere bakacağız. Şu arkadaki depolarda ne var onu merak ediyorum. Bakmak için buraları kazmam gerekiyor. Kırmam gerekiyor saçma bir şekilde. Dök diyelim. Dök. Şurayı söksem her yere bakabiliyor olacağım herhalde. At yere. Çivi kutusuna at. Başka da bir şey yok. Şurayı komple sökelim. Güzel, marangozluk kazan kastık. Dök. Arkada ne varmış acaba yeni açılan yerlerde? Bir çivi kutusunu alalım, bir yere atalım şunları. Atmıyor yere. Karakter yer dolmuş şu an aslında. Şunu kıralım o zaman. Bunu kırdıktan sonra arkaya bakarız. At yere. Dök artık şunu. Tamamdır. 3 tane çivi kutusu var. Kalsın ya. Poli bandını alırım ama. Kalas, malas, kalas, kalas, kalas. Tamam. Burayı da temizledik. Şu yukarı tarafta yerler kaldı sadece. Arkada bir de acıkmış, bir de sıkınlığı var. Normal yani, ben de bu kadar şey taşısam ben de sıkılırım. Şu ahşap tutkalı yanlışlıkla üstümüze almışız, atalım. Hızlandıralım bir tık. Atabileceğimiz neler var üstümüzden? Hiçbir şey yok. Peki yemek de yiyebileceğimiz bir şey yok galiba, değil mi? Yok. Birileri üst üste gözükmesi kötü olmuş. Bir dergi gömsün, okusun. Bir gazoz içsin. Hızlandıralım. İşte gazozu, tamamdır.
Boş teneke mi Şubat şeyleri çok sinir bozucu. Buralar ne işe yarıyor acaba? Bunlar ne oluyor? Olayları ne bunların acaba? Neyse. Şuralara bakalım. Bizim bir tornavida ihtiyacımız var. Tornavidamızı değiştirelim. Durabiliriz çok az. Burada bulabiliriz. Bunlardan gerekli olan bor anahtarım vardı diye hatırlıyorum. Ha, tornavida güzel. At benimkine. Rahat. Poli bandını alabiliriz. Beceriler. Artık marangozluk buff'um yok. Burası bittiyse artık yer değiştirebilirim ama önce bir uykumuzu atlatalım. Ben buraya hayatta girmem bir daha. Karakteri bir uyutalım. Bir de burada bir tenekeler var. Bu tenekeler ne işe yarayacak? Ökvaril. Kaynak kamlıca ve maske. Karakteri uyutmak da istemiyorum ama karakter yorgun ya. Ne yapabiliriz? Çok yorgunmuş. Arabada uyutalım o zaman. Konforlu yatak biraz daha. Nasıl uyutacağız? V'ye bas. Yan koltuğa geç. Burada da uyumuyor mu? V'ye bas. Kaygıt ayarları. Uyu. Evet. Düşük seviyeyi okuyabilirsin. Evet, düşük seviyeyi okuyabiliriz. Ben keşke bunu okusaydım. Neyse, en azından şöyle yapabiliriz. Kitap oku. Kitabı okutalım o zaman. Seviye kitabı alalım. Kaçız. Yapacak bir şey yok. Telefon çalıyor. Ben bir geliyorum. Devam ettirmiş. Yalnız erkeğim bir tık gelir. Kitap okusun madem ya sabaha kadar. Karakter huzursuzlaştı iyice. Abi hiçbir şey olmaz. Okuyasın. Yorgun sabaha kadar yapıp yorgunlaştırıp öğlen kaldırmak lazım bunu. Ya da uyu desek uyur mu? Okumayı bıraksan abin sen ya. Bırak şu okumayı artık ya. Karakter baklandı. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Ne oluyor şu an? Zaman ilerlemiyor, bir şey olmuyor. Şimdi zaman ilerlemeye başladı tekrardan. E'ye basıyorum şu an çıkmıyor. Arabadan çık diyelim. Arabadan da çıkmıyor. Koltuk değişti diyelim. Koltuk da değiştirmiyor. Enteresan. Şu an her şey beni buldu yani. Bütün bassız bedevi bir insanım. Şu kitabı okuyacak o zaman. Mecburen bekleyeceğiz. Şu an kitap okumaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Karakter odaklanmış. Kitap okumaya psikopat bir karakterimiz var. Karakter sıkılmış mıkılmış. Bütün debuffları aldık şimdi. Ha, arabadan şimdi çıktı. Ha, otomatik çıktı bir de. Biz buna bütün dergileri okursak ancak morali kendine gelecek bunun. Bu. Bir dergi daha oku o zaman. İyi bari bunu kurtardık. Bir de sigara içelim. Şimdi çıkabiliriz buradan dışarıya. Açlık yapacak bir şey yok açlığa. Oha orada bir zombi sürüsü gördüm sanki. Sıkıntı değil. Hallederiz. Fazla yorgun değilken hazır. Bir de ben buna vitamin gömdüreyim. Buradan çıkabilirsem eğer bir yere çarpmadan. Güzel. Bir de vitamin gömsün karakterimiz. Açlığı şuradan halledeceğiz. Şurada zaten depo var gene aynı şekilde. Burada yemek yeri vardı. Biraz dışarı temizlememiz gerekiyor mu? Sonra işimizi hallederiz. Gelsinler şunlar. Kazma kullansam mı ya zombide?
Kazma öldürme dışında başka bir işe yarıyor mu? Panik atak geçirecek karakter. Bir tane painkiller gömeli. Painkiller mi neydi o? Beta blocker. Beta blocker nerede acaba? Ben nereye koydum? Bitmiş beta blocker'ımız bitmiş. İyi varmış bir tane. Yok abi. Dehşetmiş. Onu kullanalım değil mi? Depoda. Neyse bunları bence onu kullanmayalım ya. Daha büyük yere girerken onu bence kazmayı kullanalım. Şu an karakterimiz... Gayret. Bunlar da kasketli olduğu için ölmüyorlar herhalde. Onu satayım. Isıtırıyordu bak. Koş 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 koş. Bunları ben şimdi öldürdüm bak. Bir daha arkaya gitmeden. Arkamdan zombi gelmediği sürece sıkıntı yok. Ya salak oyun bak ısırıyordu beni yine. Koş 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 koş. Arkamdan bir zombi sesi duydum ha iyi. Tamam. Ben öldüreceğim kendimi burada daha iyi. Hadi hayırlısı. Güzel güzel toparladık. Vuruş olmasa da harbiden öyle ben zaten bundan önce komple çok vuruşsuz oynuyordum. Hep ölüp duruyordum sonra çok vuruşu aldım. Valla rahatladım sonra. Blue Band'ı varmış adamda. Çoklu vuruş nimet ya. Anca mesela co-op oynarken mesela arkadaşlarıyla girerken mesela en az 3-4 kişi. O zaman mesela şey yapacaksın. Direkt çoklu vuruş kapatacaksın öyle devam önce oynayacaksın. Daha ayrı bir zevk olur öyle. Hardcore olur yani. Burada bir şeyler var. Kravat mravat el çantası varmış. Kalemi geç. Ölülerin üstünden de yemek çıkıyor. Karakter bir tık fazla yoruldu ama yapacak şu. Buranın garajı var mı? Vardır. İlla vardır. Ama öncesinden bir arabayla mı önüne mi gitsek acaba? Nasıl yapsak? Şu zombileri öldürelim o zaman öyle gidelim. Arabayla gidelim. Ekiple oynasak şu oyunu oynayalım. Ya ekiple oynanır ama en az bir 3-4 3-4 kişi lazım o. 3 4 bilmedim. 3 kişi. En az 3-4 kişi lazım ya. Daha çok sarar. 3 kişi değer. Yani 3 kişi. Şu arkada zombi vardı. O inşallah sesimi duymamıştır diyecektim. Bu ne abi? Onu satayım. Ben bunlarla uğraşırsam karakter ölür. O yüzden şöyle bir geçelim buraya. Bir tık yorgunuz. Arabaya gir. Bak ne yap biliyor musun? Burada dinlenemiyoruz da. Kazma time var. Harbiden dediğin gibi kazma time. Ben bu kazmayı bulana kadar bütün zombiler gelir ama ben sana söyleyeyim. Ha bulduk. Çabuk lan. Rizik kaldı oyun karakteri ya. Uyuşuk yemin ediyorum uyuşuk. Al bıçağı. Severiz al. Buradan kazmayı al. Ama bu karakter bu yorgunlukta bunu
Kaldırabilir miyiz ya? Hazır zombileri fazla çekmemişken. Daha demin çıktığım yere girip uyusam mı, ne diyorsun? Uyuyup sonra buraya gelsem çok geç olur. Karakteri uyutmamak lazım. Azmayı al üstüne, gir anasını satayım. Korkumuz ne? Azmayı al, iki elle kullan, bir de vitamin göm. Ayakta tutsun. Tamamdır. Kazmanın mekanizmasını da bilmiyorum şimdi pek. Sıkıntı yaşayabilir miyim? Önce bir denemelik vuracağım. Kazma bir tık yavaş mı? Bir tık yavaş bu arada. Bir tık yavaş da kazmayı buna harca... Bu kadar hasar var. Öldürme çünkü karakter yorgun. Bence buna hiç girmeyelim. Dursan gece olacak. Oğlum kazmayı da öldüremiyordu. Kazma da öldüremiyor. Yorgunluktan. Salak oyun. Düşür şunu yere. Biz ne yapalım biliyorum. En iyisi içeri girelim. Dışarıdaki zombileri çekmedik zaten. Bunları yarın ilgileniriz. Şöyle bir temizleyelim. Camı temizle. Levye daha güzel bu arada. Şimdilik levyeyi kullanalım. Şu dışarıdayken zombi şey kullanırız. Dediğimiz şeyi. Gaz şeyi neydi bu? Üstümüzde olan şey. Çıldıracağım. Bas şunu. Ben burada var ya kesin ölebilirim ha. Bir el fenerini al ikinci donanım olarak. Mantısları al. Kazma yani yorgun karakter. Kullanmaya değmez yani şimdi. İç doldur. Gel bakalım sen. Dışarıda bir zombimiz var. Uğraşmayalım hiç. En azından burayı bir tamamlayalım. Sonra bak yemek yeri geldik. Burada bir zombi var. Burada yemeğimizi gömelim. Dirgen ne lan? İlk defa görüyorum. Dirgen biliyor musun? Dirgenin ne işe yaradığını. Hiç yemek yok ha. Hayda. Çilek tohumu. Oğlum yemek yok harbiden. Sıkıntı oldu. Bir hemen altta partiye bakalım da nasıl bir şey yapabiliriz. Burada bir daha yemek bulamayız o zaman. Bizim yapacağımız iş belli, şehre girmemiz gerekiyor ama şehrin neresine gireceğiz? Bence yemekhane, birahane galiba burası. Burada cips, mips, fıstık, mıstık bulabiliriz bol bol. Kaşıkla çatal. Çatallık karması gibi bir şey galiba. Büyük ihtimal bak şuraya gitmem gerekiyor benim. En mantıklı yer burası. Hem bana yakın. Arabaya atlar direkt şuradan giderim. Bir de burada fazla zombi de olmaz. Burayı temizleyip fıstık fıstık illa buluruz burada. Bir birahane galiba burası. Neymiş burası? Open. Burası büyük ihtimal alkol mekanlığı ya. Fıstık fıstık buluruz burada. Cips mips kaynıyordur yani. Burayı değerlendirebiliriz. Ya da buraya bir yakın bir depo daha var. Sonra buraya girerim. Ama ben bugün... Bak burası da full depo. Buraya da girmek lazım. Burayı koplayıp böyle gideceğiz. Sonra, oraya gittikten sonra tekrar buraya girip burada geri kalanları temizlemek lazım. Çünkü karakteri yemek yok. Başka nerede yemek yedirebiliriz? Burada yemek yediremeyiz. Ben ekran paylaşımı vermemişim salak gibi. Kendi kendime konuşuyorum valla. Ya şuraya gidesim var işte dediğim gibi bak. Buradaki bir hane burada illa fıstık cips vardır. Bir de yakın yani. Direkt aşağıdan ineceğim. Sonra burayı aldıktan sonra şu depoya girer. Ya da şuralara da bakarım. Burada balta malta bulabiliriz. Burası depo gibi yer. Sonra tekrar yukarı çıkıp buraları temizleyip eve doğru gideriz. Ayaklarım yoruldu ya.
Hemen bir arabaya atlayıp gidelim. Pencereyi kıralım mı? Kıralım. Ananı satayım. Derede sıyrık. Dezenfekte et. Sargıla. Kırık camı temizleyemiyor. Sol elinde bir şey olması gerekiyor diyor. Sol elinde bir şey. Camı temizle. Saçma bir şeymiş ya. Karakterin canı yanıyor. Bir ağrı kesici gömebiliriz. Ben de oraya gideyim. En azından o alkol yerini halledip sonra bir oyunu sonlandırayım çünkü yemek yemedim hiç bugün. Yemek yerim bir. Sonra akşama da büyük ihtimal çok zombi var burada. Oha. Bayağı zombi var. Bir de nasıl gidiyoruz buradan? Çıkış nerede? En aşağıdan çıkış varmış. Çok zombi hordu vardı. Ne diyorlarsa artık buna hordu. Bu kadar fazla zombi olmaması lazım aslında. Benim bu aşağı indik. Aşağı indik. Aşağı indik. Oradan ormanlık alan var. Buraya bağlanmamız gerekiyor. Ya da yukarıdan bağlanacağız. Yukarıdan bağlanabiliriz. Hepsini çekiyorum ha şu an yola. Q'ya bastım. Bunlar geliyordur ya bana. Bana doğru. Buradan aşağı iniyor olmam lazım mantıken. Evet burası. Bizim araba da çok ufak olduğu için buralardan geçmesi kolay olacak gibi. Anam anam anam. Biz şu an umarım doğru yere gidiyoruzdur diyeceğim. Doğru yere gidiyoruz ve çok zombi var bu arada. Acayip zombi var. İyi bal. Yukarıdaki zombileri, aşağıdaki zombileri çekmedik. Yukarıdaki zombileri çektik. Fazla zombimiz yok. En azından şimdilik. Zombileri öldürmek lazım. Sıçımız yaş. Aşağıdakilere hiç bulaşmadan. Abi saçmalığa bak ya. Onları şey seni. Abi karakter panik atak mı geçiriyor ya geçirmiyor. Ben painkiller yutmuştum. Geçiriyor sanırım. Yok abi ben zombileri çekerken kendimi öldürteceğim büyük ihtimal. Çok fazla zombi var. Ve karakter ürkmüş diyor. Nasıl ürktüyse artık bir vitamin gömsün. Panik boşa vurmanı ekstra boşa vurmanı sağlıyor. Bu zombileri öldürürüm. Bunları da sıkıntı yok. Etrafta başka zombi olmasa. Şu aşağıdakiler gelmese yeter. Bunları öldürürüz. Fazla yok. Ama işte yorgun olduğu için öldüremiyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Yukarıdaki yılanlıyor da. Öldürsek gam yemeyeceğim bak. Bir iki tane öldürsek. Karakterin canı yanıyor. Abi daha bizim karakterin canı yanıyor. Evet. Bir tane daha ağır kesici gömelim. Leciç. Panik atak. Karakter çok yorgun abi.
Şu an var ya, normalde bir zombi öldürmek için 2-3 vuruş atıyorsak şu an 10 vuruş atmamız gerekiyor bile. Öyle bir sıkıntıdayız. Daha bir tane zombi öldüremedik maalesef. Bu kadar vurmakta. Bunu satayım kaç. Zombi onlar mı geçti? Yok abi, biz daha bir tane zombi öldüremedik şu ana kadar. Biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Şöyle bakıyorum yola. Ben ne yapacağımı buldum. Biraz uzun süreli bir yürüyüş olacak bizim için. Fazla yürüyeceğiz. Bu kadar. Bir dakika, bir ben başlatmışım. Devam et. Çok fazla zombi var. Nereden dönsek acaba? Şu ormanlık alandan dönebiliriz. Önüme zombi çıksa var, birden ses girse ben sıçarım altıma da. Zombileri fazla çekmeden. Yok abi. Tükenmiyorlar, yemin ediyorum tükenmiyorlar, her türlü bursun. Kanka arabaya çok değer veriyorsun, bence gerek yok. Şimdi arabayı tepeleyeceğim. Şöyle bir sıkıntı da var. Ya farklı şehirdeyiz ya, ondan ben sıkıntı çekiyorum. Sanki atlattık gibi ya. Bir tık atlatmış olabiliriz bu arada. Arkamı bir döneceğim. En az 20 tane zombi çıkacak. Bak izle. Oha, atlattık. Koş koş. Oh be. Gerisine fark ettirmeden şu evin içine girelim diyecektim. Hepsi ayrı bir dert. Anasını satayım. Kaç tane zombi var burada? Bir tane var. İndirir, sıkıntı değil. Bir de bunun, buranın alarmı varsa hiç. Hep şansa yaşıyoruz. Karakter çok acayip yorgun. Ayaklı ezmesi daha zor diye direkt. Lan bir yerden zombi sesi mi var? Yerdeki zombinin sesi var. Öyle bir fazla geliyor ki. Sanki başka yerden geliyor. Hadi oğlum. Numara... O inşallah alarm çalmazsın. Oh tamamdır. Burada bir manyağın bir tanesi daha var. Burası da çok tehlikeli. Ben bir an girmiştim önceden. Üst katı çok tehlikeliydi. Sigara içsin madem karakterimiz. Hadi oğlum bir yemek bul şuradan bana, güzel bir yemek. Yemek olmaması imkansız burada. Çürümüş yemeklerimiz var. Buzdolaplarına hiç bakmaya gerek yok bence. Et baltası. Hadi oğlum şurada bol bol fıstık buluyoruz biz şimdi. Bir bira. Viski şişesi. Bir bira. Bunlar da yemek niyetine yenilir. Plastik bardak. Gazoz. Gazozu göm. Hiç fıstık mıstık denk gelmedi. Şansa bak ya. Bu açlığımızı doldurmak için bira içeceğiz. Bizdeki lüksse bak anasını. Al şunları. Üst katı temizleyeyim, sonra biraları gömeceğim. Viski şişesi mesela direkt. Karakter 2 gün daha önce çıkarır. Biz burada ayık, karakterin ayıkması en az 1 hafta. Ben deposu illa vardır. Şuradan da korkuyorum girmeye. İyi bari burası temiz.
Molotof mu? Molotof hiç yapmadım daha hayatımda. Ama kullanılmanı da bilmiyorum, yapılmasını da bilmiyorum. Bize o zaman bez lazım herhalde. Bez 4 mi yapacağız? Bez parçası. Aa bir dakika, karakterin canı sargılıymış, tamam. Üst kat beni korkutuyor bu arada. İyi bari, tamam, temiz. Buranın üst kat odası yok mu ya buranın? Alt tab. Hayda, buranın yatacak yeri yokmuş. Üst katta yatabiliriz o zaman. Burası tamamen güvenli. Aşırı yorgun karaktere bir şarap içirelim. Bir de viski gömelim kanka bana biz. At şunları yere. Biz parça... Viskiyle mi yapılıyor? Viskiyle yapıyoruz o zaman. Viski şişesini içmeyeyim o zaman. Yoksa fark etmiyor mu? Su biraları içelim o zaman. Viski şişelerini Molotov kokteyl yaparız o zaman sabahleyin. Şu adamın tişörtünü yırt. Hepsini yırt hatta. Lan kendi tişörtümü mü yırtacağım ben az kalsın? Döp şunu da yırt. Bir tane diyor da ne oluyor anlamadım. Yırt abi. Kirli sargı at yere. Ceset. Yırt. Ha, tamam. Hatta Molotov kokteylini ayarlayalım, öyle uyuyalım. Viski şişesi. Molotov kokteyli yap. Hepsini yap. Şaraptan yapılmıyor, evet. Bunu içelim o zaman. Kırmızı şarap. Burada başka viski yok. Karakter zil zurna girdik valla. İç kutu bira. Beyaz şarap. Başka viski şişemiz. Viski o zaman değerli bir şey. Kolay bulunmuyor. Otokokteyli yap. Sabahta yorgun kalkacak. Bu arada çok iş. Mecburen içecektim çünkü adam karnı açtı. Adamın karnını birayla doyurduk. Ben hiç cips mips çıkmadı lan koskocaman böyle bir mekanda. Aa şurada bir yer daha var. Burası ne acaba? Tuvaletmiş. Buradan bir şey çıkmaz ki. Bir bayağı moto kokteylimiz var. İpliğimiz varmış. Bunu at yere. Burada uyuyabiliriz. Hatta şuraları bir sökelim ya. Bunlar bize ekstra buff verecek. Kanka ben buraya yatayım, bir de oyundan çıkayım ben. Katıldığın için sağ ol. Geç oldu, ben daha yemek de yemedim. Bizimkiler eve gelecekmiş. Yemek hazırlayacakmış da. Gelmek üzerelerdir büyük ihtimal. Katıldığın için teşekkür ederim. Biz bu arada şey oynayalım ya. Beraber co-op. Modları ayarlayıp öyle ayarlayalım, oynayalım ama. Teşekkür ederim. Discord var zaten. O zaman sabah girebilirim ben. Anladım, sabah. Sabah kaç gibi? 12, 1, 2, 3, 4. Ya 1, 2, 3, 4, 12, 1, 2, 3, 4 arası da olabilir. Çok mu erken senin için? Şey biraz geç mi oluyor, yoksa direkt çok mu erken gireriz? Burada bir uyutalım karakteri. Bir söksün de öyle uyutalım. on bir on iki bir. Ya ben dediğim gibi o zaman 11-12-1 gibi falan gireriz ama benim yarın
Dişçiye gideceğim ben. Daha dişçiye gitmedim. Bilmiyorum. Randevu verirse eğer. Bu yarın olmasa da belki bu hafta da olmayabilir de hafta sonu falan girebiliriz. Çünkü ben randevu alacağım. Gitmem gerekiyor. Daha aradım, ulaşamadım. Dersi mi ne varmış? Daha adam randevu vermedi bana. Uyutalım da. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz.